Ekin, senle biraz daha konuşmak istiyorum. Demin kısa konuştuk. Ee, sen de biraz daha açarak arkadaşlarınla ilgili anlatmak istediğin şeyler varsa, onları anlatırsan çok sevinirim. Ee, burada hepimiz dediğim gibi işte aile olduk, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi falan. Ama bir de ayrı ayrı paylaşımlarımız oldu bizim. Çok özel paylaşımlarımız oldu. Mesela şunu söyleyebilirim. Ali Can'la düelloda işte ilk o üçlü düelloda beraberdik. Elendi tekrar geldi finale kaldı. Tebrik ederim kendisini. Cemre ve Batuhan'la yol arkadaşıyız. Kanala ve eve gidip gelirken hep beraberdik. Hatta şunu söylemek isterim Cemre'nin bir e, güzel bir durumu var şu anda. Döner oldu kendisi ilik nakli için. Hı hı. Hatta bugün gelirken de son tahlillerini yaptırdı. Tahlillerini yaptırıp geldi. Yarın sanıyorum ilik naklinde bulunacak. Hı hı. Yani biz aynı zamanda sosyal hayatımıza da devam ediyoruz bu süreçte. Hı hı. Ama çok güzel bir şey bu. Oo <laughs> oh, şeflerimiz geldi. Sönder Şef nasılsın? Hoş geldiniz. İyi <laughs> misin? <laughs> Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> <konuşalım>. Hakan'ı <Hoş gülüyor> gel duydum. 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 Evet, Her şey duydum. Şey. <laughs> Buyurun. Sağ olun. Hakan bize dediler ki Ekin lafını bitirince gir. Ben bir <laughs> ya, yayın var. Atsan bizi. <laughs> <laughs> Şefim nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz valla. Sen nasılsın? Çok sağ olun. İyiyim ben de. Yani burada sizlerle bu heyecanı yaşamak bambaşka bir şey. Bu akşam da bakalım Ali Can mı Cemre mi şampiyon olacak? Nasıl bir final bizi bekliyor? Bir şöyle kısaca size sormak isteyeyim. Siz de heyecanlısınız eminim. Valla işte biz de şu anda yayın hazırlanıyoruz. Hı hı. Kulüsteyiz. İşte birlikte vakit geçiriyoruz artık son dakikalar. Valla geldiğimiz noktada artık kim şampiyon olursa zaten hak etmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla ikisinde büyük emeği var. İyi çalıştılar. Evet. Bildiğin kamp süreci var. Kampa girdiler her ikisi de. Artık bu gece İkisinden biri kupayı kaldıracak. Evet. Dur ben yerime geçeyim burada hiç rahat edemedim. Yani. Ali Can mı? Cemre. Hiç alışmamışım abi. Hep o taraftasın. <laughs> oyunu ağrıyor oradan. Şefim sen de böyle geç o zaman. Ben <laughs> o şefi ortaya <laughs> alalım. Sıramız bozulmasın. <laughs> <Aynen. gülüyor> Siz sıranız olun ben size şey yapmayayım şöyle. Ee, şöyle bir durum var tabii. Ee, gerçekten bu süreçte buradaki arkadaşlarımız dahil hepsi büyük emekler çektiler. Ama biz şundan gururluyuz. Geçen yılda en çok kullandığımız kelimelerden bir tanesi şuydu. Yapmak istediğimiz şey e, tabii Danilo e, bize bu yıl katıldı ama geçen yıl yaptığımız üçlü toplantıda bir arkadaşımızla birlikte Master Chef ekolünü yaratacak Master Chef ekoline yarışır e, yakışır arkadaşlar yetiştireceğiz dedik şu anda da görüyorsun hepsi pırlanta gibi. Bravo. Oysela biz aslında amacımıza ulaştık yani. Aslında şey vardı böyle bizim eskiden çalıştığımız yatı, e, otellerde değil mi bilmem ne ekolinin hangi otelse o otelin bir ekoli vardı. Master şef ekolüne yakıştırır çocuklar yetiştiriyoruz. Gurur duyuyoruz. Vallahi ben bir izleyici olarak sizi tebrik etmek istiyorum. Hem burada e, hani demin de söyledik. Master şef olmak kadar iyi insan olmak, doğru insan olmak da çok önemli. Bununla ilgili de siz de gördüğüm kadarıyla elinizden geleni yapmışsınız, yapıyorsunuz da Size de söz vermek istiyorum. Danilo bu sene geldi insanlar. Sen evet abi bu benim ama... ilk sene ilk final çok heyecanlıyım. Allah tamam sana. abi. Yemin ediyorum yani. <laughs> duramıyorum zaten. Çok büyük yani. Renk kattın gerçekten. E zaten Sağ çok seviyorduk seni ama burada bu Masterchef okulunda da <laughs> önemli hocalardan biri oldun. Sağ olu çok teşekkürler. İlk olarak zaten Mehmet ve Somerle beraber çalışmak bir onurla. Yani bu iki büyük usta, iki büyük insanlar da gerçekten ben de çok şey öğrendi. Hatta bu gençler yani. Gençler diyelim yani. <laughs> tabii ki de. Hepsini bire bire müteşem ve çok şey yetenekli. Çok değil mi? Özellikle tabii ki de e, Cemre ve Ali Can finale kadar geldiler. E, şey bir yetenek var abi. Ve ikisi de gerçekten müteşem ve taşınıyorlar. Büyük bir heyecan. Ben de onlar da biraz da şey cool yani. yaşadılar ya da nasıl olacak biraz da biliyorlar yani evet, aslında evet. yani akış gecesi yani ben tam yeni yaşıyorum Panik de dayım yani bu derece yani. <laughs> Ama bu akşam güzel bir akşam olacak. Kesinlikle. Aa. Değil mi? Ben ona inanıyorum. Eve koşarak gideceğim. Burada değil, evde seyredeceğim. Ekranda yaşamak çok başka heyecan. Somer şefim bir şey sormak istiyorum. Ee, bu akşam Alican ya da Cemre şampiyon olacak. Burada şunu da hatırlatmak istiyorum. Alican da e, biraz sonra izleyeceğimiz çekimlerde bir rahatsızlık da geçirmiş. Evet. Yani şimdi bakıyorum demin e, arkadaşlarımız Ekin'in de söylediği gibi işte Cemre bir yandan e, bir doner oluyor ve bir çocuğun hayatını Kurtaracak bir hamle yapıyor. Ali Can serumlu olarak çıkıyor burada, mücadelesini veriyor. Gerçekten şef olmakta çok büyük bir emek istiyor değil mi? Çok ciddi bir emek istiyor. Hı hı. E, buradaki arkadaşlar şu anda bu yola bence girdiler. Hepsi için güzel bir başlangıç olacağını biliyorum. Tabii Mehmet Şefim de dediği gibi bizim için önemli olan buradan kimlerin hangi pozisyonda çıktığı değil. ileride bundan 5-10 sene sonra nerede oldukları ve inşallah bizim endüstrimiz endüstrimizin içinde önemli pozisyonlar almış olmaları. Evet. Peki mesela bu akşam şimdi finalde son dakika yapılacak. Çok ufak bir hata bile şampiyonluktan edebilir mi? Yani o 4 ayı bir anda çöp yapabiliyor değil Bilmem. mi? Bilmem Sunay'a soralım isterseniz. <laughs> Batuhan'a soralım. Yani herkesin favori gösterdiği yarışmacılar bu hatayı yaptıysa bu finalde de olur. Her Hı -hı. anda olabilir. Bunun biz bundan biraz eleştiri alıyoruz diyorlar ki, yani hiç mi bakmıyorsunuz? Biz de şu şekilde açıklamaya çalışıyoruz bunu. Benim iki tane restoranım var Avustralya'da. Allah aşkına çok iyi gidiyorlar, çok güzel, çok güzel. Hem ödüller, hem geri dönüşler alıyoruz. Ben bir akşam kötü yemek çıkarsam, ki şef arkadaşlar bilir, bir akşam kötü yemek çıkarmak demek, bütün müşterilere kötü yemek çıkması demek. Bir akşam kötü yemek çıkarsam, o restoranlar kapanır. İflasa gider. Çok doğru söylüyorsun. Yani o yüzden bunun bizim mesleğimizin yansıması olan bir olay bu. Şef son tabağa kadar şeftir. Mehmet Şef'in sözü altı boş bir slogan değil. Bizim endüstrimizin çok önemli düsturlarından biri. Evet. Yani e, şimdi şöyle bir şey var. Biyografiniz ne kadar üst düzeyde olursa olsun e, sizin restoranınıza gelmiş misafir yediği en son tabağa kadar sizi değerlendiriyor. Sonuçta siz mazide birçok şey yapmış olabilirsiniz. Hı hı. O yüzden de e, bu gece yapılacak en küçük evet. bir hatada sıkıntı Evet.